Herkese merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretileri, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Ramazan ayının ilk günü. Siz ilk iki videoyu izlediniz. Ben Ramazan'dan önceki gün diyordum. Evet öyleydi. Murat bir gün evde kalmışsın. Yarın Ramazan. Hala sen video çekiyorsun. Biraz alışveriş yapalım diye bir fırça yedikten sonra videolara ara verdim. Kaldı bugüne. Bugün de arkadaşlar küçük bir bakacağız ilk iki videoda neler yaptık. Çünkü bunları ben bir bütün olarak anlatmam gerekiyor size. Arkasında da çok güzel bir bugün çıkmış soru hazırladım size 10 tane. Ondan da ilgili videosunu da çekeceğim. İdari işlemlerle ilgili. Müthiş bir jubileyi yapacağız arkadaşlar. İdare hukukunu bitirmiş olacağız. Sonraki video ne olacak? İdari yargılama usul hukuku. İYUK. Olacak. Sağlam bir ders videosu geliyor. Tablolar şeklinde anlatacağım. Bunlarla ilgili gelişmeleri nereden haberdar olacaksınız? Instagram hukuk öğretir sayfasından ve hukukoğretir.com adresinden haberdar olacaksınız. Şimdi bir girizgahtan sonra artık dersimize başlayalım. Şimdi ne gördük arkadaşlar? Şekil unsuru. Bir geri gelelim. Geri gel. Heh. Şimdi en başta ne gördük arkadaşlar? Hemen hızlıca bir tekrar edelim. İdari işlemlerin özelliklerinden bahsettik. İdari işlemler işte tek yanlık, icra ile hukuka uygunluk, aksi söylenene kadar hukuka uygunluk. Bunlardan bahsettik. Tek yanlık, tek yönlü bir irade açıklamasının söz konusu olmasıydı. İcrai olması ek bir onaylamaya gerek duymaksızın idarenin irade açıklamasıyla sonuç doğurma durumuydu. Bunları ilk iki videoda bahsettik. Yargısal denetim önemli bir özelliktir. Geçtik. Şart işlem. Belli bir hukuki durum var. Bu hukuki duruma giren herkes bunlardan faydalanıyor. Bu yükümlülüklere sahip veya bu avantajlara sahip oluyor. Subjektif kişiden kişiye değişen bir durumdu. Basit işlem, vergi gibi. Basit işlem arkadaşlar tek bir irade. Kolektif işlem birden fazla iradenin aynı anda ve aynı yönde irade açıklamasıydı. Hatırladık değil mi? Karma işlem neydi arkadaşlar? Biz bunlara müşterek kararname diyorduk. Aynı birden fazla irade fakat burada aynı anda değil belli bir sıra. Sırayı gördüğün anda ben buna ne diyordum? Müşterek kararname diyordum. Sari işlemler yazılı olması bazı durumlarda sözlü olabiliyordu. Zımmi işlemler, zımmi kabul ve zımmi red. Zımmi kabulü nerede gördük? İmar kanununda 30 gün. İmar kanunu, aman bunu unutma. İmar kanununda 30 günlük muhabbette gördük. Yararlandırıyor, yüklendiriyor. İsteğe bağlı, isteğe bağlı olmayan. İnşai işlem belirleyici belirliyor. Bodro gibi, öğrenci belgesi gibi. İnşai işlemde yeni bir durum oluşturuyor. Sonra idari işlemin unsurlarına geldik. Yetki unsuru, şekil unsuru, sebep unsuru ve konu unsuru, amaç unsurundan bahsettik. Birinci olarak şöyle anlatacağız dedik ve amaç unsurundan bahsettik. Kişisel husumet, çıkar ve siyasi bir amaç güdülerek işlem yapılıyorsa amaç unsurundan dolayı bir sakatlık söz konusu oluyordu. Sebep unsuru bir hukuki işlemi yapmaya iten şey. Konu unsuru ise arkadaşlar işlemi yapılmasıyla ortaya çıkan sonuç olarak adlandırıyordum. Tamam? Kopukluk varsa, imkansızlık varsa sakatlık durumlarından bahsettik ve geldik şekil unsuruna. Nasıl özet? Nasıl? Bitirdim değil mi? İki videoyu komple bitirdim. Şimdi geldik arkadaşlar 3. videoya. Çok mutluyum. Niye? İdare hukuku bitiyor ya. Ya devi devirmişiz. Tamam. Yani çok zor olan bir işi yapmışsın sen şu an. Gönlün rahat olsun, sağlam gidiyorsun. Tamam. Şimdi birazdan öğreneceklerine inan ki sen bile inanamayacaksın. Bak bu kadar diyorum. Üstüne bir de çıkmış soruları durduracaksın, sen çözeceksin. Durduracaksın, sen çözeceksin. Gel, gel, gel. Gel buraya. Bak şimdi. Şekil unsuru. İdari işlemler şekil kurallarına uygun yapılmalıdır. Şekil, şekil. Şu şekilde bir işlem yapılacak ve bu şekilde yapacaksın. Zorunlusun. Şekil. Şekil durumu söz konusuysa idarenin bir takdir yetkisi var mıdır? Yoktur. Tamam? Ama unutma. Yazılılık esastır. Bazı durumlarda sözlü olabilir. İdare aldığı kararlarda hangi makama, hangi sürelerde başvuru yapacağını belirtmek zorundadır. Yani bir işlem tesis ettiyse idare bu işlem neticesinde ortaya bir sakatlık çıktığında nereye
Nereye? Yani hangi makama, hangi sürede, hangi nereye ve ne kadar sürede başvuru yapacağını belirtmek zorundadır. İdari işlemler bir sebebe bağlı olarak gerçekleşir. Yani sen gidersin bir mülakata girersin, kurum sınavlarına girersin. Seni o mülakattan elerler. Yani bir eleme işlemi gerçekleşir. Fakat bunu hangi sebebe dayandığını söylemek durumundalar. Fakat nasıl? Bak şu ayrıntı önemli. Bu sebebin sil kalem. Bu sebebin bir sebebe dayandırarak bir idari işlem tesis ederler. Bu sebebin gerekçesini ilgililere yazılı ile bildirmek şart değildir. Hatta karar metninde dahi yer alması şart değildir. Fakat kişiler talep ederse bilgi edinme hakları çerçevesinde gereken gerekçeyi dilekçeyle öğrenebilirler. Arkadaşlar umarım başınıza böyle bir durum gelmez. Yani bir idari işlem tesis edildiğinde İdare bu işlemi tesis ettiğinde der ki kardeşim şu makama şu kadar sürede gidip başvuru yapabilirsin. Eyvallah. Peki ey idare neden bu sebebi gerçekleştirdin? İdare bir sebebe dayandırarak bu işlemi gerçekleştirir. Fakat bunu sana duyururken bunun sebebi yazmayabilir. Yazmak zorunda da değildir. Ama sen bilgi edinme hakkından dolayı dersin ki ey idare ben mülakattan elenmişim. Bunun sebebi ne? Ey idare benim imar planımı reddetmişsin. Ey idare bana şu ceza işlemi gerçekleştirmişsin. Bunun sebebi nedir diye sorduğunda işte bu idare işlemi yaptığın gerekçeyi de sana sunmak zorundadır. Ama hangi durumda zorundadır? Unutma, talep ettiğin durumda zorundadır diyorum. Tamam. Geçtim. Yetkide paralellik ve kırmızıyı çık. Yetkide paralellik ve şekilde usulde paralellik. Bir idari işlemi önce bu yapıyor, sonra buna imzaya götürüyor. Sonra bunun da onaylamasıyla yürürlüğe giriyor. Eğer ki bu işlem ortadan kalkacaksa aynı sırayla da arkadaşlar yine aynı işlemi kaldırmaya, değiştirmeye, düzeltmeye, geri almaya yetkili olan kişiler de yine kim arkadaşlar? Bu silsiledeki kişilerdir. Yani Ahmet imzaladı ve yürürlüğe girdiyse Ahmet'in imzalamasıyla yürürlükten kalkacaktır. İşte ben buna ne diyorum? Yetkide, şekilde ve usulde paralellik ilkesi diyorum. Geçtim. Takdir yetkisi. Dikkatini buraya ver. Bana bak bana. Dikkatini buraya ver. Bura önemli. Bununla ilgili çıkmış soru da var. Diyor ki şekil, yetki ve amaç. Ben buna ne diyorum? Şey değil, şay. Tamam. Şekil, amaç, yetki, şay. Tamam. Şay diyorum. Bu durumda idarenin takdir yetkisini kullanamaz. Ya şekil unsurunda idare takdir yetkisi nasıl kullansın? Amaç unsurunda idare takdir yetkisini kullanamaz. Neden? Bir işlemin amacı kamuya yarar sağlamaktır. Bir işlemin şekli kanunlarla zaten benimsenmiştir. Şay, diğerini yetki. Yetki kimdeyse o işlemi yapmaya yetkili makam orasıdır. İdarenin takdir yetkisiyle yetkiyi bir başka kimse de bunda da bu yetki vardır diyemez. Bir idari işlem gerçekleştirirken bu idari işlemin amacı kamuya yarar değildir efendim. İşte bana yarardır, Ahmet'e, Mehmet'e yarardır diyemez. İdarenin takdir yetkisi şayda yok, şeyde yok. Tamam mı? Neymiş bu? Şekil. Şay. A ne arkadaşlar? Amaç. Y ne arkadaşlar? Yetki. Bu üçünde idarenin takdir yetkisi yok. İdarenin takdir yetkisi hangi ikisinde var o zaman? Ne geriye kaldı arkadaşlar? Sebep ve konu unsurunda idarenin takdir yetkisi vardır. Şekil, amaç ve yetki unsurunda idarenin takdir yetkisi yoktur. Tamam, bunu bu şekilde ezberlemenizde fayda var. Şimdi devam edelim. Çık ekrandan. Devam edelim. Geldik. Tamam. Geldik yetki unsuruna. İdarenin kararları bu kararlara dayanak teşkil eden yetkiyi ancak anayasa, kanunlarda yetkilendirilmiş makam ve kişilere aittir. Bak buraya. Yetkililer kamu düzenine ilişkindir. Şimdi şu cümlelere dikkat et. Geçen bana da buradan da bir soru geldi. Hocam diyor, sen diyorsun ki yetkisizlik kuraldı, yetkililik
İstisnadır. Bak buraya. Bak bak bak. Burada dediğim olay burada. Yetkisizlik kuraldır. Yetkililik istisnadır. Bak çık sokağa. Çık sokağa. Kaç tane kaymakam var bir ilçede? Bir tane. Bir ilde kaç tane vali var? Bir tane. Bir ilde kaç tane büyükşehir belediyesi var? Eğer o il büyükşehir belediyesi, bir tane. Kaç tane ilçe belediyesi var? O ilçede bir tane ilçe belediyesi var. Yani sen bir ilde 1 milyon insan yaşıyor, bir vali var, bir belediye başkanı var. Bir ilçede 100 bin insan yaşıyor, bir tane kaymakam var. O zaman bir tane kaymakam yetkili, bir tane vali yetkili, bir tane büyükşehir belediye başkanı yetkili. O zaman kardeşim senin kuracağın cümle şu olacak. Yetkililik arkadaşlar burada istisnai bir durumdur. Yetkisizlik genel bir durumdur. Tamam? Bir ile baktığında bir tane yetkili varsa o zaman o durum istisnadır. Genel olan yetkisizliktir. Tamam mı? Aynı şekilde bir kuruma gittiğinde o kurumda 10 tane yetkili var. Bunun yanında o kurumun dışında o kurumun yaptığı işlerin kamuya yararlı olduğu işlemlere baktığında binlerce insan bundan faydalanıyor. Fakat o yetki kimde? Sadece 10 kişide. O zaman 10 kişi yetkili ise yetkililik mantığını kavra. Yetkililik istisna, yetkisizlik genel bir kuraldır, genel bir durumdur diyorum. Olayın mantığını anladın değil mi? Ama şimdi bak. Hakim yetki unsurunu kendiliğinden dikkate alır. Çünkü yetki unsuru ancak kanun ve anayasanın verdiği yetkilere dayanarak ortaya çıkmaktadır. Şimdi yetkide sakatlık zaten dersimizin konusu. Kişi yönünden, konu yönünden, zaman yönünden, yer bakımından yetkide sakatlık durumları söz konusu olabiliyor. Şimdi dikkatini buraya ver. Diyor ki kişi yönünden yetkisizlik ne demek? Kamu görevlisi olmayan, İdareye tamamen yabancı olan birinin karar alması. Hocam buna ne örnek vereceksin? İdareye kamu görevlisi olmayan, idareye tamamen yabancı olan bir kişi. Bak kocaman evde, kocaman odada tek başıma konuşuyorum. Tamam? Başka kimse yok. İletişim kurmam lazım. Sana biraz takılmam lazım. Tamam? Sana biraz espriler yapmam lazım. Bak bu sınavı kazanmak zorundasın. Kemal Sunal'ın filmi vardı. Bir ilçeye kaymakam olarak gidiyordu. Tumarhaneden kaçıp vesaire. Orada idareye yabancı bir kişi mi bu kişi? Yabancı bir kişi bak. İdareye tamamen yabancı bir kişi. Kaymakamın yetkilerini kullanıyor muydu? Kullanıyordu. İşte kişi bakımından yetkisizlik durumu budur. Tamam? İdareye tamamen yabancı bir kişi geçti o koltuğa oturdu. Bu birinci aşama. Gel buraya. İkinci aşama. Ayırt etme gücü olmayan bir kamu görevlisinin bir işlem tesis etmesi. Ayırt etme gücü yok, kamu görevlisinin bir işlem tesis ediyor. İkinci durum. Üçüncü durum, kanunda görevlendirilmemiş bir kamu görevlisinin bir işlem tesis etmesi. O konuda görevlendirilmemiş bir kamu görevlisinin bir işlem tesis etmesi. İşte bu durumda oluşan duruma ben ne diyorum? Yetki gaspı diyorum. Tamam. Hocam toparlayalım mı? Tabii ki toparlayalım. İdareye tamamen yabancı bir kişi. İdarenin içerisinde yer alıp ama idare o kişiye, o memuru, o kamu görevlisine o yetkiyi vermemiş. Veya da ayırt etme gücü bulunmayan bir kimse geçmiş o koltuğa oturmuş. Ben bu işlemi tesis edeceğim demiş. İşte bu durumda ben yetki unsurunun kişi yönünde sakatlık durumu söz konusudur. Kişi yönünde sakatlık söz konusudur. İşte bu sakatlık durumunda ortaya çıkan şey yetki gaspı. Tekrarla yetki gaspı. Tekrarla yetki gaspı. Tamam mı? Bak hocam özel ders alıyorsun şu an. Tamam? İdareye yabancı bir kişi, idareye tamamen yabancı veya ayırt etme gücü olmayan bir kimse veya da devlet tarafından görevlendirilmemiş bir kamu görevlisi geldi, o koltuğa geçti, bir işlem tesis etti. Bu işleme ben ne diyorum? Yetki unsuru bakımından bir sakatlık var. Yetki unsurunun hangi bakımından sakatlık var? Kişi bakımından. Kişi bakımından sakatlık. Buraya kadar tamam mı? Kişi bakımından sakatlık durumunda, olayın mantığını kavra, sakatlık durumunda ne ortaya çıkıyor? Yetki gaspı. Yetki gaspı hukuki yaptırımı nedir? İptal mi edilmelidir yoksa yok hükmünde midir? Yetki gaspı yok hükmündedir.
Tamam. Şimdi çık ekrandan. Umarım anlamışsındır. Anladın değil mi? Bak gel buraya. Devam ediyoruz. Neymiş? Kişi bakımından ortaya çıkan durum yetki gaspı ve yaptırımı yokluk. Çık ekrandan. Konu yönünde yetkisizlik. Konu yönünde yetkisizlik. Bu ayrım çok önemli. Bak şimdi. Bir idari makam başka bir idari makamın görev alanına giriyor. Bak bir idari makam başka bir idari makamın görev alanına giriyor. Veya da şöyle bir ok çizebiliriz. Tamam mı? Bak. Astın üst yerine karar alması. Valinin görev alanına giren bir konuda kaymakamın karar alması. Astın üst yerine karar alması. Ast kim? Kaymakam. Üst kim? Vali. Kaymakam gitmiş valinin yerine karar almış. Devam. Üst astın yerine karar alması. Bu sefer tam tersi. Kaymakam karar alması gerekirken vali karar almış. Allah Allah. Oraya bak. Vali kaymakam vali karar alacakken kaymakam alıyor valinin yerine. Kaymakam karar alması gerekirken onun yerine de vali karar alıyor. Üst ast birbirine girdi. Bak bitmedi, devam. Bir bakanlığın başka bir bakanlık görev alanına işlem tesis etmesi, aynı şekilde aynı kuruluşun çeşitli organlar arasındaki yetki sorunu, belediye meclisinin belediye encümeni adına karar alması veya da tam tersi. Şimdi bu durumda ortaya çıkan şey yetki tecavüzüdür. Yetki tecavüzünün yaptırımı iptal davası açmaktır. Eğer diyor yetkisizlik herkesin anlayabileceği düzeyde ise ağır ve bariz yetki tecavüzü vardır. Bu durumun yaptırımı da yokluktur. Hocam ben konudan koptum. Kızılay'ın reklamını yapıyor. Şimdi arkadaşlar olay basit. Toparlıyorum, videoyu burada bitiriyorum. Sakın kopma benden. Bak şimdi. Sen neyi gördün şu an? Yetki gaspını gördün. Sen neyi gördün şu an? Yetki tecavüzünü gördün. İdareye tamamen yabancı bir kişi. İdareye tamamen yabancı bir kişi. Ait etme gücü bulunmayan bir kişi. Kamu görevlisi olarak görevlendirilmemiş olan bir kişi gelip bir işlem tesis ediyorsa bu kişi yönünde yetkisizlik durumu söz konusudur. Biz bu durumda olaya ne diyoruz? Yetki gaspı diyoruz. Yetki gaspının yaptırımı yokluk. Bu cebinde mi? Devam, devam. Şimdi bir kişi idarede. Yani kaymakam vasfına sahip. Diğer kişi vali. Kaymakam geldi, valinin yerine bir işlem tesis etti. Veya tam tersi, vali geldi, kaymakam adına bir işlem tesis etti. Veya bir bakanlık başka bir bakanlık adına işlem tesis etti. Veya belediye meclisi belediye encümeni adına bir görev ifa etti. Veya ilçe idare kurulu, il idare kurulu adına bir görev ifa etti. Bakın, bir idare başka bir idare adına işlem tesis ediyorsa ben bu duruma ne diyorum? Konu yönünden yetkisizlik durumu söz konusudur. Bunun karşılığı yetki tecavüzüdür. Tamam? Bu işlemin sakatlığının adı yetki tecavüzüdür. Aman yetki gaspındaki durum neydi? Yokluktu. Yetki tecavüzündeki durum ise arkadaşlar ne diyeceğim? İptal edilebilirlik diyeceğim. Tamam? Bu durum vuku bulmuşsa bunun yaptırımı yokluk değil, iptal davasıdır. İptal davası açman gerekecek. Anladın mı? Aman hocam, kaybetme vaktin çok önemli. Kaybetme, bilgiler hafife hafif oturacak. Hemen bir sonraki videoya geç. Kaldığımız yerden devam edelim. Tamam? Adım adım gidiyoruz. Sıkıntılı konular ama öğrenilecek. Tamam? Neyi gördün şu an? İki tane şey cebinde. Biri yetki gaspı kişi yönünden, diğeri konu yönünden yetki tecavüzü. Yetki tecavüzü bunu unutma, iptal, yaptırımı iptal, yetki gaspının yaptırımı yokluk. Tamam? Bunları öğrendin mi? Öğrendim. Diyorsan sıkıntı yok. Hemen diğer videoya geç, kaldığımız yerden devam edelim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.